20 yıldır Adalet Kalkınma Partisi iktidarda ne yazık ki tarımdaki sorunları önemsemedi. Günlük bir yaklaşımla konuya baktı. Her bakan değiştiğinde ya da her sorunda farklı projelerle konuyu ele aldı. Pandemi, kuraklık ve savaş tarımın stratejik önemini bir kez daha gözler önüne serse de AKP iktidarı soruna planlı ve öngörülebilir bir biçimde ele almadı. Halihazırda da somut bir proje geliştirmedi. Bol laf ve suçu yaratma ve sorumluluktan sıyrılma için bahane üretmeyle tarımda sorunların bitmeyeceğinin farkında da değildir. İktidar tarımda sorunları yönetemediği için sorunlar patlamıştır. Fiyat istikrarı için 10 yıldır kurullar oluşturulmasına rağmen sonuç alınamamıştır. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı enflasyonla mücadele timleri kuracaklarını açıklasa da 2 aydır artan fiyatlarda timlerden haber yoktur. Bunun bir yansıması da fiyatlara olmamış, kurulan timlerin nerede görev yaptığının da daha rastlayanı da bulunmamaktadır. Market denetimleri yapıldığı duyurulmakta, denetimlerde görülen o ki ters etki yapmakta, her denetim yapıyoruz dendiğinde fiyatlar daha da yukarı doğru gitmektedir. Tarım Kredi Kooperatifinin fiyatları dahi marketinde farklı marketlerden daha yüksektir. Televizyonlarda belediye zabıtalarının denetim yaptığı görülmektedir. Oysa 2004 ve 2011'de yapılan düzenlemelerle belediye zabıtalarının yetkileri merkeze alınmış, tarım il müdürlükleri tarafından yapılması gereken işler göstermelik olarak sürdürülmektedir. Fiyatlarda KDV'nin düşürülmesine rağmen bunun da bir yansıması şu ana kadar olmadığı gibi ne yazık ki yurttaşlar ürün almaya gittiklerinde marketlerde fiyat artışlarıyla karşılaşmaktadır. Cumhurbaşkanı vicdansıza varan açgözlük yapanlara hareket alanı bırakmayacağız demektedir. İşe kontrolünde olan elektrik, doğalgaz, akaryakıt zamları faiz fiyatlarından başlamasını tavsiye ederim. Ancak bu zamlar ise bakanlar tarafından savunulmakta, dünyadaki fiyatlarla mukayese edilmektedir. Dünyanın en ucuz elektriği, akaryakıtı bizde denmekte. Oysa bu fiyat artışları her alanda fiyat artışını getireceği görülmemektedir. Gıda ürünlerindeki fiyat artışlarında tarım alanlarının daralması, çiftçi sayımızın azalması, ithalatçı politikalar ve özelleştirmelerin yansımasının yanı sıra faiz düşürülmesiyle dövizdeki kur artışının önemli bir yansıması da görülmektedir. 21 üründe ülkemizde arz açığı mevcuttu. Bu arz açığı olan ürünler savaşın da etkisi, yurt dışından teminin de yaşanan sorunlarla fiyatları her geçen gün dünya piyasalarında artması Türkiye'de de fiyatlara olumsuz yansımaktadır. Çiftçi, üretici ürün maliyetlerinde tohum, gübre, ilaç, akaryakıt gibi girdilerin önemli bir etken olduğu bilinmektedir. TÜİK bir yılda gübre artışını %152 olarak açıklamakta, Tarım ve Orman Bakanlığı %342 olduğunu belirtmekte, çiftçi de %500 fiyat artışının gerçekleştiğini ifade etmektedir. Bu durumda TÜİK'in inandırıcılığı yanında TÜİK verileri dolayısıyla mevcut bakanlıkların da oluşturacağı politikalarda sorunlar doğmaktadır. Çünkü onları kriter aldığında sıkıntılar da artmaktadır. Enflasyonu %61 açıklamış, en aksi %42 açıklayarak TÜİK'in bu anlamdaki rakamsal verilerinin ne kadar inandırıcılıktan uzak olduğunu bir kez daha göstermiştir. Şubat ayında Cumhurbaşkanı'nın gübrede %30 indirim açıkladığı süreçte üst gübre olarak atılan cam gübrenin ton fiyatı 5400 liraydı. Arkadaşlar bugün bu 10.250 liradan işlem görmektedir. Yani bir ayda Cumhurbaşkanı'nın indirim yapıldığı belirttiği sürecin bugüne yansıması fiyatın ikiye katlamasıdır. Aynı dönemde amonyum sülfatın tonu 6.000 liradan 7.350 liraya,
üre gübre 9.450 liradan 13.750 liraya ton fiyatları çıkmıştır. Tohum, ilaç, gübre, mazot, tarla kirası, traktör bakımı, işçilik gibi kalemlerde dikkate alındığında özellikle hububatta Mayıs ayında açıklanacak taban fiyat gelecek yılki üretiminde doğrudan belirleyicisi olacaktır. Çünkü çiftçimize yapmış olduğu giderlerin karşılığı bir taban fiyat verilmezse ve geçen yılki gibi fiyatlar belirlenirse önümüzdeki yıl buğdayda da arpada da çiftçinin ekimi yine daralacaktır. Geçtiğimiz yıl çiftçimizin ekmeklik buğdayına 2250 lira taban fiyat verildi. Bu yıl şu ana kadar 1,5 milyon ton ithalat yapılan buğdayın 6300 ile 6700 liradan ton fiyatı ithalatı gerçekleşti. Dünya piyasalarında buğdayın artış fiyatı Türkiye'deki üreticinin ne kadar desteklenmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Bu yurt dışından ithal edilen buğdayı yani 6300-6700 lira aralığındaki buğday sanayiciye 2650 liradan verilirken şu anda 3210 liraya Temo çıkardı. Temo eğer buğday için sanayiciye unda sorun olmasın diye bu desteği verebiliyorsa neden gübre fiyatlarında üreticiye aynı sübvansiyon olayı gerçekleştirilmiyor? Yani çiftçi niye desteklenmiyor? Üretici niye desteklenmiyor? Düşük taban fiyat politikası çiftçiyi topraktan uzaklaştırdı. Üretimde sıkıntılar arttı. Çarşı pazar ise yangın yer. Sera ürünlerinin girdi artışları nedeniyle bir yıl öncesine göre fiyatlarda önemli artış var. Çukurova'da yaşanan don, Turfan'da ürünlerin bir ayda gecikmesine neden oldu. Bunun sonucu olarak da ciddi anlamda fiyatlar arttı. Ayrıca 2021 yılında patlıcanın, domatesin, biberin fidesi standart üründe 50 kuruşken şu anda 1 liradan toptancıya 2 lira civarında da üreticiye gidiyor. Hani diyor ya Temmuz-Haziran'da fiyatlar geriye çekilecek özellikle sebzede. Maliyetleri artan bir ürünün fiyatı nasıl geriye çekilecek? Hayvancılıkta da yem fiyatları sorun yaratıyor. Değerli arkadaşlar, markete gittim. İçinde bulunduğumuz koşullarda fiyatların ne olduğunu bir de göreceli olarak da sizlerle paylaşmak istedim. 2 adet biber aldım. 2 adet bibere 2 lira 29 kuruş para ödedim. 2 lira 29 kuruş. 100 gram et aldım. 100 gram et için ödediğim para da 11 lira 88 kuruş. Kuş başı. 11 lira 88 kuruş. Bir adet patlıcana 5 lira 72 kuruş. 5 lira 72 kuruş bir adet patlıcan için ödediğim fiyat. Bir adet salatalık için de 2 lira 99 kuruş ödemede bulundu. Tabak ise bildiğiniz gibi genelde en ucuz ürünlerdendi. Ama bir adet tabak 6 liradan satın aldı. Bölgemin ürünü olan patatesin bu yılki bir adetine 5 lira 35 kuruş ödedi. Bu önemli. Neden önemli? 2020 yılında patates üreticisinin ürünü depoda çürüyünce geçtiğimiz yıl üretici patatesi ekmedi. Niğde 800 bin ton patates yetiştirirken geçtiğimiz yıl 500 bin tona düştü. Ve Niğde ilk defa son 20 yıldır ikinci sıraya geriledi. Patates üretimi önümüzdeki yıllarda da bu şekilde devam ederse sorun olacak. Çünkü maliyetinin dışında patatesi de depolama, pazarlama sorunları da bitmedi, devam ediyor. Soğan, 2021 yılında Şerefli Koçhisar'da ve Polatlı'da soğan tarlalarına gittim. Keza Amasya'da tarla da kaldı, çürüdü.
Üretici soğandan para kazanmadı. Depolayanlar şu anda tanesini 1 lira 72 kuruştan soğana satıyorlar. Tarımdaki plansızlığın belki de en somut göstergesi soğanla patatesin yaşadı. Çünkü ürün bol olduğunda çöpe gidiyor, az olduğunda fiyatı artıyor, girdi maliyetleri artınca da çiftçi bunları ekmekten vazgeçiyor. Böyle olunca önümüzdeki dönemde ithalatta bu ürünlere de yönelirse şaşırmamak lazım. Domates ise bir adedi 6 lira 37 kuruş. Bu da 6 lira 37 kuruş. Limon ise dalda çürüdü. CHP'li belediyeler limon aldılar ve üreticiye destek oldular. Bunun da tanesi 1,5. Bakınız, bir önceki yılla mukayese edildiğinde 4 Nisan'da Antalya'nın da kabak 4 liraymış 2021 yılında. Bugün Antalya'da 8 lira, Ankara'da adedi 6 lira, kilosu 19 lira, 50 kuruş. Bu ayrıca en düşük fiyatta ürün satan marketleri arayıp oradan aldım. Çünkü bunların çok üzerinde de fiyatlar var. Salatalık Antalya'da 4 Nisan 2021 HD 3 lira 10 kuruş, 4 Nisan 2022'de 10 lira, Ankara'daki markette adede 2 lira 98 kuruş, kilosu 17 lira 50 kuruş. Domates 4 Nisan 2021 Antalya halinde 5 lira 50 kuruş, 4 Nisan 2022'de Antalya halinde 17 lira, Ankara'da satış fiyatı 29 lira 50 kuruş. Patlıcan 4 Nisan 2021 Antalya halinde 4 lira, 4 Nisan 2022'de Antalya halinde 20 lira, markette satış fiyatı 29 lira 50 kuruş. Limon 5 lira 50 kuruş, 4 Nisan 2021 Antalya halinde, 4 Nisan 2022'de 7 lira, şu anda adedini 1 lira 50 kuruştan aldım. Patates 4 Nisan 2021'de 1 lira 40 kuruş, 4 Nisan 2022'de 7 lira, markette satış fiyatı 9 lira 95 kuruş. Sivri biber 10 lira 50 kuruş 4 Nisan 2021'de Antalya halinde, 25 lira 4 Nisan 2022'de Antalya halinde, 39 lira 50 kuruş Ankara'da markette. Kıvırcık 1 lira 85 kuruş 4 Nisan 2021 Antalya halinde, 4 Nisan 2022'de 12 lira 17 lira 50 kuruş. Kıvırcık buraya getirmeyi de dedim ki 17 lira 50 kuruşa kıvırcık olur. Onun için kıvırcık getirmedik buraya. Ama fiyatı bu. Yani kıvırcığın bile fiyatı 1 liradan 17 liraya gelmiş. Dolmalık biber 9 lira 4 Nisan 2021 Antalya hali, 29 lira 4 Nisan 2022 Antalya hali, şu anda 39 lira 50 kuruş kilo fiyatı markette. Kuru soğan 90 kuruş 4 Nisan 2021 Antalya halinde, 6 lira 4 Nisan 22 Antalya halinde, şu anda kuru soğan markette 4 lira 95 kuruş. Kuşbaşı et 2021'de 63 lira, 92 lira et süt kurumunun satışı, markette de 118 lira 80 kuruş satış fiyatı. Değerli arkadaşlar, bu ürünlerin fiyatlarındaki artış ve tarımda yaşanan sorunlar tamamen ülkemizde tarımdan vazgeçilip sanayi ve turizmi öncelikleyen politikalarla oluşmuş bir sürecin yansımasıdır. Üretici ürettiğinden para kazanmazsa, çiftçinin girdi maliyetleri düşürülmezse, bundan sonra sabit ve dar gelirlerin bazı ürünleri taneyle dahi alamayacakları süreç yaşanabilir. Onun için bu konuda yapılması gereken, akaryakıtın üretilen ürünün ürün maliyetini neredeyse geçtiği bir süreç yaşıyoruz. Gerekli destekler sağlanmalıdır. Market fiyatları geriye çekilmek isteniyorsa önce üretimden soruna yaklaşılmalı, girdi maliyetleri düşürülmeli, sonra nakliye ile ilgili gerekli önlemler alınmalıdır. Öyle ki bir maydanoz 1 liradan Çukurova'dan yola çıkıp Niğde'ye nakliye ile 3 liraya geliyor. Yani adedine 2 liraya yakın nakliye biniyor. Bunun sonucunda fiyatlar katlıyor.
Önümüzdeki süreç iyi gelmiyor. Doğru politikalarla, yönetilebilir uygulamalarla sorunlar aşılabilir. Aksi takdirde tarımda sorunlar giderek daha katlıyor. Özellikle yem fiyatları frenlenmezse et fiyatlarımız da önümüzdeki dönemde bugünkü fiyatların da ne yazık ki iki katına yakın fiyatlarla almak zorunda kalırız diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Var mı sorusu arkadaşımız? Önümüzdeki günlerde bir türlü yemeği yapsak ne kadar malzeme? Bununla ilgili hesaplamıştım. Aslında ben bunları türlü malzeme isteği aldım. Salatalık dışındakileri. Türlü için 43 lira. Yalnız buna yağ katacağız, tuz katacağız, biber katacağız. Bununla beraber türlünün maliyeti 50 lira civarında bir kişilik bir porsiyonu maliyet fiyatı. Yani bir türlü yemeye kalkarsa eti de katarak 50 liradan aşağı bir porsiyon türlünün malzemesini alma şansı yok. Asgari ücretlinin fiyatı üzerinden, maaşı üzerinden değerlendirirsek de 2500 lira alan asgari ücretlinin bu tür ürünleri artık görebilme olasılığı yok. Bildiğiniz gibi 5 kişilik bir aile 3 öğün simit yese, çay ise 2400 lira yapıyor. Kirası, akaryakıtı, ısınması, aydınlanmasına ne yazık ki aldığı maaşın yetme olasılığı yok. Onların da sorunları dikkat alınmalı. TÜİK rakamlarla oynamasın. 6 ayda bir asgari ücret hesaplaması yoluna gidilsin. Ayrıca da emekliler ve memurlar için yapılacak olan zamın enflasyon oranı TÜİK tarafından düşürüp tutularak dar ve sabit gelirlerin mağduriyeti artırılmaz. Efendim, nakliye maliyeti, üretim maliyeti geliştirdiniz. Yani evet. Tarladan, ücretsiz olarak üreticiden hiç ücret verilmeden alınsa yine pahalıya yemek durumunda mı? Tabii. Mikrofonu kendinize çevirir misiniz mikrofonu? Şimdi nakliye dediğimiz olay akaryakıt gideri. Akaryakıt giderine sürekli gelen zamlar nedeniyle üretilen ürün boş araba gitse gelse 400 lira civarında bir Nİİ'de Adana'ya gitti mazot yakıyordu. Aynı mesafeyi şimdi yaklaşık 1500-1600 lira yakıyor. Boş araba da gitse gelse o gider var. Ama bunun kasası var. Bunun gibi firesi var. Benzer olumsuz giderleri de var. Bütününe baktığımız zaman şu anki fiyatlar bugünkü şartlarda üretim koşullarında uygun sayılabilir. Ama dar ve sabit gelirin alım gücü olmadığı için sıkıntı oluyor. Yapılması gereken planlama, öngörü ve ileriye dönük ithalatçı politikalardan vazgeçip yerli üreticiyi desteklemek ama kısa vadede olması gereken sabit ve dar gelirlerin gelirlerini artıracak politikaların siyasi iktidar tarafından devreye alınması. Ücretlerin alım gücüne göre yeniden değerlendirilmesi ki onların enflasyon karşısında ezilmesi önlenmesi. Eğer enflasyon karşısında onların ezilmesi önlenemezse ne yazık ki gıdaya erişimde sorunlar oluşur. Bu gıdaya erişim deyince rafta ürün var diyorlar. Raftaki ürünü aramazsan gıdaya erişmiş olmuyorsun. Bu nedenle de insanların geçim sıkıntısı katlıyor. Kredi kartları önemli ölçüde patlıyor. İleriye dönük de sorunlar bundan sonra da böyle gideceği görülüyor. Çünkü siyasi iktidar söylemlerine baktığınız zaman hala açgözlüler, vicdansızlar gibi tanımlarla sanki birileri bilerek bu işleri artırıyor noktasında olaya bakıyor. Var.